dışarı lütfen. Tabii, lütfen herkes dışarı. Niye teyze? Alın ayıp anne. Tamam. Ben buradayım ben, tamam mı? En iyisi ben sizi aynı odaya koyayım. Yoksa yerinizde tutamayacağım. Buyurun lütfen. Hemşire, pardon. Poyraz'la aynı odada kalmasılar olmaz mı? Yani dinlenmesi lazım sonuçta onun, değil mi? Ama çok aşıklar. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ olun. Bu odada gizli hiçbir şey yaşanmaz mı? Yani böyle kimse bir şey görmeden, duymadan. Hı? Bilmem. Hiç denemedim. Poyraz, senin gibi sırları olan biri olmadığı için Haziran, onu gizleyecek, saklayacak pek bir şey yok. Of, canım benim ya. Yüzün bembeyaz oldu. Tabii çok kan kaybettin. Senin dinlenmen lazım. İdil, benimle ilgilenen bir sürü insan var burada. Sen istiyorsan çok yorulma. Ama kimse seninle benim gibi ilgilenemez ki. Hani ben hemşireyim ya, eğitimini aldım ya bunun. Git sen hadi. Kimse görmesin. Git, Alper'le aram bozulur. Ay ne yapayım, bozulsun ya. Ya benim yüzümden artık kimsenin arası bozulmasın hadi. Tamam, buralardayım. Kimle konuşuyor? Ne oldu? Kendi kendine mi konuşuyordun sen? Ay bilmem ki ben. Ben sayıklıyorum galiba. Ama sen zaten bunun eğitimini aldın, bilirsin. Dur. Kapatma açık kalsın. Şey, o da havasız kalıyor ya. O yüzden. Bence de. Biraz bana dayanabilirsin istersen. Tamam, İdil'e abartacak bir şey yok. İyi. Keşke bu akşam bizde kalsaydın Haziran ya. Evet ya, biz sana tam teşekkürler, hasta hizmeti verirdin. Yok, Poyraz haklı. Abartmayalım. Başımıza kim bilir daha ne işler açacak bunlar. Yürü oğlum, yürü. Ya bir bıkmadı, bir usanmadı, bir susmadı ya. Vır 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 konuşuyor. İcman yaşıyorum. Ay kızım. Ya Aziz bak. Ya aklım kalacak şimdi benim sende. Ben yatılı okullarda ne kazalar geçirdim anne, bir bilsen. Onları da sensiz atlattım. Sana tavır aldığım için özür dilerim. Herkes hata yapar ama hiç kimse seni tamir etmez. Gel buraya küçük canım. Biraz dolaşmak istedi, onu gezdireceğim. Yani bari bu gece gezdirmesen, ayağın da çok kötü. İdil bak, tamam beni düşünüyorsun biliyorum da bu kadar üstüme gelme ya. Lütfen. Gel. Oy, seni sattım diye Görkem tripleriyle böyle beni öldürüyor ya. Artık o konuda yapabileceğim şey yok. Kimmiş şimdi ya? Saklan 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 hadi.
Poyraz, zorba. 10 dakika sonra antibiyotiğini alman gerekiyor. Şimdi sen dalıyorsun falan, zamanı unutuyorsun ya bazen, bir hatırlatayım dedim. İlaç saatimi ezbere biliyorsun yani. Bak önce şu konuyu bir netleştirelim. Bugün yaşananlardan sonra bizim aramızda hiçbir şey değişmedi, tamam? Yani Hakan'ın rehin aldığı başka biri olsa ben onu da kurtarırdım. Ben zaten değişeceğini düşünmemiştim. İyi. Arkadaşını satacağına zaten inanmamıştım Biricik. Saklamana gerek yok yani. Kimseye anlatmam. Gördü ya. Çünkü onun radar gibi gözleri, bilgisayar gibi hafızası ve kopasıca gururu var. Burak, Mert. Bana olan tavrınızı biliyorum. Yüzüme bakmanıza gerek yok ama kulaklarınızı dört açıp beni iyi dinleyin, tamam mı? Çünkü Poyraz gelmeden önce sizinle konuşmak istiyorum. Aşkım yalnız... Görkemciğim sen bir araya girme lütfen. Biliyorsunuz Poyraz dün bacağından yaralandı. Ya şimdi o sert erkek tavırlarıyla oteldeki bütün ağır işleri yapmaya... Haziran abla bak sen çok geç. Nehirciğim lütfen bir konuşmamı bitireyim, izin ver, tamam mı? Bakın hepimiz biliyoruz ki Poyraz'la tartışmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden ne yapacağız? Ağır bir iş olduğunda biz ona haber vermeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Ha? Anlaşıldı vallahi, bravo. Şimdi bir de bunu istiyorsan Poyraz'a söyle. Zira kendisi... Ana sigortayı tamir etmekte. Ne? Evet, sabah erkenden geldi, çalışmaya başladı. Hadi yayılmayın. Devam ki hadi. Sana hastanede dikişlerini zorlama. Bacağın üstüne birkaç gün basmamaya çalış dediler. Duyduk. İyi o zaman niye dediklerini yapmıyorsun ha? Tamam hadi benimle inatlaşıyorsun, anladım da bari tıpla inatlaşma. Tamam bitti sayılır zaten. Poyraz Ali Özgür. Burak sigorta tamam. Haziran. Hı. Bak şu konuda anlaşalım, benim için endişelenme, tamam mı artık? Suit oda nihayet tutuldu. İyi, güzel. İyi, güzel ama sen kendini böyle zengin ve kaprisli müşteriye hazırla. Tanıyor musun sen? Yok, tanımıyorum. Yani tanıdığım biri olsaydı arayıp haber verirdi. Bu bayağı asistanını aratmış. Bir de odanın fotoğraflarını görmek istiyormuş. Tamam, olur. Neye olur? Odanın fotoğraflarını çekmemi istemeyecek misin? Sen ne zaman bir şey istesen böyle gözünü açıp kapatıyorsun ya, oradan anlıyorum artık. Kimse bana böyle dikkatli bakmamıştı. İyi, mahvettiğini gör işte. Mahvettiğini anla dedin ya. Daha mahvolmuş bir şey yok Poyraz. Bir fırtına koptu, şimdi yenilenme zamanı. Vazoyu görüyor musun Haziran? Eski haline getiremezsin değil mi onu? Benim sana olan güvenim de böyle işte. Paramparça.
Biz başladığımız yere geri döndük yani. Şartlar yüzünden birbiriyle çalışmak zorunda olan iki yabancı. Tamam. Bana uyar. İyi. Ben gidip fotoğrafları Nehir'e vereyim. Babam geldi mi? Yo, gelmedi. Ya beni aradı otelde buluşalım diye de herhalde eve dönmem için yalvaracak. Ama yani ben Aliye teyzemle sana rahatsızlık veriyorsam dönerim. Ya saçmalama İdil, öyle şey mi olur ya? Bizim ev senin de evin sayılır, istediğin kadar kal. Teşekkür ederim. Şu soyut odayı tutacak kişi odanın rengini beğenmemiş. Ha, oldu. Bir daha baştan boyayalım mı onun için? Hiç öyle alaycı bakma, çünkü boyayacağız. Tamam mı? İkimizin de kredi ödemesi geliyor. Kimin suçu acaba? Baba, anne. Hah, kızlarımız da buradaymış. Zeynep, müjdeyi sen mi verirsin yoksa ben mi söyleyeyim? Ay, benim tansiyonum düşecek galiba. Panik atağım geliyor. Nikah için gün aldık. Önce size haber verelim dedik. Çok sağ olun ya, gerçekten çok sağ olun. Hatta isterseniz düğünü bizim otelde yapın. Biz de tam onu söyleyecektik Haziran kızım, laf ağzımızdan aldı. Ben sizi yalnız bırakayım. Hayatta olmaz. Tamam mı? Ayrıca ben sizin evlenmenizi onaylamıyorum. Babacığım, davulun üstüne de benim fotoğrafımı yapıştır istersen. Böyle vura 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 göbek atarsın, olur mu? İdil. Ne? Ne? Hayır, evlenmeyecektin. Sen sırf zengin ve güçlü diye onunla evleniyorsun. Hayır, Latif beni çok seviyor diye onunla evleniyor. Konuşmadık, hiçbir şey istemiyorum. Kuzum yapma ama böyle. Ya anne bırak Allah aşkına ya. Kariyerin mahvolmasaydı eğer sen adada 3 gün bile kalamazdın. Sen de 3 gün bile kalamazdın. Benim burada kalmak için sebeplerim var. Benim de var. Neyse, ben elbisemi İstanbul'a sipariş ettim. 2 tane geliyor. Arkadaşlarıma da haber verdim birkaç tane. Şöyle küçük ama zarif bir davet istiyorum. Yapacak yer bulursan yaparsın. Ama benim otelimde hayatta olmaz. Bana da bir fırça ver. Annem böyle renkten renge boyayamadım. Bari duvarı boyayıp hırsıma çıkarayım. Bir şey yapayım. Al, burada var. Nasıl yapacağım? Boyaya batırıp boyayacaksın. Normal olan. Tamam. Hadi ben. Dur, bir sakin. Ne yapıyorsun? Beklet burada. Tamam. Yavaş. Beyaz ne güzel olmuş. İnsanın böyle baktıkça içi açılıyor. Ne neymiş? Neymiş, bir de kutlamayı otelde yapacakmış. Böyle zarif, elegan bir şey falan istiyormuş. Yok artık ya, gerçekten yok artık. Latif amca bu arada giderken benimle de konuştu, haberin olsun. Belediye başkanı kutlamayı burada yapmazsak çok öfkelenecek gibi. Patlasın o. Tamam mı? Öfkesinden patlasın. Latif Bey, kişisel kimleri için böyle mevkisini falan kullanır mı ha? Yani şimdi kutlamayı otelde yapmıyoruz yani. Otel için bir zorluk falan çıkarır mı? Yok canım. Yani yapmaz diyeceğim de... çevremdeki insanlar o kadar çok değişti ki son zamanlarda. Demesem daha iyi sanki. Bana vurmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun tabii. Devam et, devam et. Bana bir şey olmaz. Öyle devam et. Ya şu fırçayı gelişi güzel sallayıp durma ya. Dur. Beni izle. Böyle tutuyoruz. Sen yağmurda gülünce
huzurları sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir huzurları sen bana yürüyünce. Ben profesyonel davranacağım ya. O kutlamayı da otelde yapacağız ama en yüksek fiyatla. Nasıl yani? Sen annenden para almayacaksın herhalde. Yani nasıl o kutlama olmayacak. Çünkü ben annemi tanıyorum. O böyle nikah yaklaşmaya başladıkça böyle bir panik olacak. Ondan sonra bir ömür boyu böyle küçücük bir adaya sıkışıp kalmanın ne kadar korkunç olacağını anlayacak. Yani öyle sanacak. Ondan sonra da arkasına bile bakmadan kaçıp gidecek. Yüzünde boya var. Nerede? Hayır bak şurada yanakta. Nerede ya? Ya şurada. Ben yapamıyorum. Yarışma işine falan ne gerek vardı şimdi onca seçmenin önünde. Keşke hiç girmeseydin bu işe. Yani tadımız kaçmasın. Yok Latif yok. Yetti artık. Burama kadar geldi yani. Kim yetenekliymiş görsünler. En azından insanların çenesi kapanır. İlk defa kızımın telefonunu açmaya korkuyorum. Efendim. Ben bu düğün organizasyonuyla ilgili yeniden düşündüm. Sayın Zeynep Sedefli, organizasyonumuza ev sahipliği yapmayı kabul ediyoruz. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani sonuçta biz profesyonel bir işletmeyiz ve belediye başkanıyla da ters düşmek istemeyiz. Annenin mutlu gününde böyle mi yanında olacaksın? Yani o günün mutlu olacağına dair şüphelerim var tabii benim. Çünkü sen bence düğünden kaçacaksın ve kabak yine benim başıma patlayacak. Asla. İki kere aynı hatayı yapmak aptallıktır. Anne, sen adada yapamazsın. Ben de senin için aynı şeyi düşünüyorum nedense. Bak şöyle düşün. Tamam mı? Böyle her gün aynı yollardan yürümek, her yıl dönümünde aynı restoranda aynı şeyleri yemek. Böyle canın alışveriş falan istediğinde sadece tuhafiye bulmak. Ada bunlardan ibaret, tamam mı? Sen yapamazsın. Ben biliyorum bunları. İçine doğdum. Ama senin de ada hayatını bu kadar erken öğrenmiş olman ne güzel. Başka? Bak, hiç senlik değil. Tamam mı? Hem de hiç. Sen kaldığına göre ben de kalabilirim. Ya sen benim nasıl değiştiğimi görmüyorsun ki. Ben adaya ilk geldiğimdeki gözleri gerçek dünyaya kapalı olan Haziran değilim artık. Ada beni değiştirdi. Ben artık küçük yerde boğulmuyorum. Tam tersine çoğaldığımı hissediyorum. Anne ben burada kendimi buldum. Adaya aşık oldum. Ama sen yapamazsın, tamam mı? Bunun öyle olmadığını sana göstereceğim Haziran. Hiç umudum yok. Annem adada yaşayacakmış. Duydu inanma. Duydum. Konuştuklarını duydum yani. Adanın ne kadar berbat bir yer olduğunu anlatıp duruyordun annene. Ben annemin düşüncelerini kelimelere döküyordum. Bana senin düşüncen gibi geldi nedense. Neyse. Zaten adada zorla kimseyi tutmuyoruz biz. Ada bazıları giderse seviniriz bile.